mevcut kadro korunmaya çalışacak. Evet. Geçen sezonki hatırlayalım. Icardi'nin bonservisi alındı. Sacha Boey, Victor Nelson satılmadı ki Sacha Boey daha sonrasında Şampiyonlar Ligi vitrini sayesinde hayal edilen rakamların da ötesini kazandırdı Galatasaray'a. Şimdi aynı denklem Barış Alper için geçerli. Barış Alper'e çok sayı teklif geliyor ama Galatasaray yani 25 milyon euro gibi çok çok iyi bir rakam bulmadıkça Barış Alper'den vazgeçmez. Ciddi oyuncu havuzu var Galatasaray'ın, yerli birçok oyuncusu var, Kerem gibi, Yunus gibi. Belki burada Kerem Aktürkoğlu'nun ayrıldığı durumunda Oğuz Aydın Alanyaspor ilk seçenek gibi, ama ana hedef tabii ki mevcut kadro korunduğunda ilk 11 düzeyinde bir sağ bek, bir 8 numara, onun dışında da yedek forvet ve Mertens'i yedekleyecek bir oyuncu diye düşünebiliriz. Ndidi hep Türkiye gündemine getirilen bir oyuncu menajeri tarafından. Onu artık anlamış durumdayız. Trabzonspor'da da çünkü haberleniyor. Bu transfer dönemi Galatasaray dışında diğer büyük takımlar için de Ndidi'yi konuşuruz ama hani Galatasaray'da benim bildiğim İliç, Torino'da orta saha evet. oyuncusu, Sırbistan milli takımının 8 numarası öyle söyleyelim. Artı işte yine birçok isim Galatasaray'ın gündemine gelecek ama orada şunu söyleyebiliriz en azından. Oliveira'dan bir şekilde Galatasaray yollarına yayım çalışacak. Ndombele'den artık vazgeçildi. Doğal olarak yollar ayrıldı. Kerem Demirbay'dan daha iyi bir 8, daha dinamik bir 8. Yaş olarak da bir daha 30'lu yaşların aşağısında bir 8. Hatta 25, 26, 27 o dinamikliğe önem veriyor Galatasaray. Sağ bek açısından Fransa diyebilirim ki bunlardan biri Asinyon. Hemen Ordie transferinden birkaç saat önce aslında uçak bileti bile rezerve edilmişti ama oyuncu son anda Burnley'e, Premier Lig'e şansını denemek istemişti. Olmadı. Tekrar Galatasaray'ın gündeminde. Yine Klaus var. Marsilya'dan ki Fransa milli takımının aday kadrosunda olan bir isimden bahsediyoruz. Galatasaray bir şekilde sağ bek ve 8 numara çok tartışılacak isimler alacak. Ama ben şunu anlıyorum Melike. Erden Timur'un ayrılığı, işte istifası diyelim ve istifa ederken yaptığı konuşmalar. Evet. Şimdiki mevcut yönetimde ciddi bir baskı oluşturdu. Buna şuna bağlayacağım. Hep bir karşılaştırma olacak. O yüzden de ilk transferini iddialı açıklamak durumunda Galatasaray. Yıldız bir yani. İsim mi? Mesela 8 numara veya sağ bek iyi bir isim olarak açıklamak zorunda, yoksa işler biraz çorap söküğü gibi gelir. Yani benzer ters örneği verebilirim. Dursun Özbek'in ilk başkanları Bilal Kısa. Bilal Kısa hiç fena bir oyuncu değildi ama iş Hamza Hoca, Akhisar o etiket üzerine takılı kalındığı için Bilal çok iyi performans gösterse de sezon sonunda gönderildi mesela yani. O yüzden o baskı oluşmamasında bence Galatasaray ilk transferinde olabildiğince iddialı hareket etmeye çalışacak. Ha şu aşamada acelesi var mı? Hayır. Nedenini söyleyelim. 3 Temmuz Flore sezon açılışı. Kamp zaten 9-18 Temmuz. İlk kamp Avusturya'da Linz bölgesinde. İkinci kamp da 22-27 Temmuz. Yani ikinci kampa muhtemelen Galatasaray transferle yetişirse bir problemi yok. Çünkü zaten lig 9 Ağustos'ta başlıyor. Ön elemeniz 20 Ağustos'un ortasında. Muhtemelen Süper Kupa Beşiktaş'la ligden bir hafta önce oynanabilir. Yani Galatasaray'ın şu an zamanı var ve mevcut kadrosunu koruduğu müddetçe idare edebilir yine, ama tabii yapması gereken sağ bek ve 8 numara sorununu çözmesi. 8 numara sorununu şöyle söylüyorum tabii. Şampiyon Ligi düşünüyorsak, yoksa bu kadroda yine siz Berkan, Kerem, Demirbay, Oliveira, Torreira ile şampiyonluğa gidebilirsiniz. Peki şimdi ayrılık olursa transfer planında değişiklik de olacak. Örnek verdim. Kerem Aktürkoğlu satılırsa ben Oğuz Aydın için Galatasaray'ın tüm şartları zorlayacağını düşünüyorum. Hatta Oğuz bir Aydın yerli bir Oğuz Aydın'ın isim. Formülünü de söyleyeyim yani. Bonservis dışında örnek vermek gerekirse geçen sezon Çorum'da kiralık geçirdi. Eren Aydın takas olarak önerilebilir Alanyaspor'a. Bir şekilde, ama tabii Oğuz için Galatasaray'ı konuşuyoruz. Oğuz halihazırda hem diğer büyük takımların hem de eski hocası Faryoli'nin başına geçtiği Ajax'ın gündeminde. Yani Oğuz transferi tabii kolay bir süreç değil ama en azından listedeki yerli adaylardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Peki yine bir izleyici yorum sorusu ile devam edelim. Yusuf Bey'den gelmiş. Galatasaray'ın daha çok Fofana, Ndidi gibi oyunculara yönelmesi lazım. Çünkü Galatasaray iki ayaklı oyunculara sahip. Biraz daha fizik gücü yüksek oyuncular bakması lazım diye bir yorumda bulunmuş. Fofana'ya %100 katılıyorum. Fofana yani Torreira ile birlikte rüya ikili olur ama kolay bir süreç değil. Fransa milli takımı. Ben geçen sene Fofana'nın istihbaratını paylaştım. Hatta biraz inanmayanlar da oldu ama benim çıkış nedenimi de söyleyeyim. Galatasaray bu oyuncunun durumunu irdelediğinde bütün yani işin girişim boyutu Fofana'nın Monaco ile Yusuf Fofana'dan bahsediyoruz. Mevcut sözleşmesini uzatmamasıydı. O dönem 2 yıl sözleşmesi kalmıştı ve şu an 1 yıl sözleşmesi kaldı ama benim
anladığım Monaco 20'lerin üstü teklifle onu Avrupa'nın majör liglerinde satabilir. Kolay bir süreç değil yani öyle 10-12 milyon euroları hatta şunu da söyleyebileyim. Zaniolo'yu Galatasaray'a getirdiğiniz paraya getirmeniz çok zor Fofana'yı. Selman Bey diyor ki gündemde yok ama ben gönlümden geçen 8 numarayı Mehmet Özcan abiye sormak isterim. Yurttaşım Christian Aslani Inter'de yedek kalmaya mahkum. Euro 2024'ten sonra muhakkak bir yere kiralanacak. Udinese, Empoli gibi takımlarda heba olacağına Galatasaray için uygun isim olur mu demiş. Bu arada Euro 2024'te transfer sürecini çok etkileyecek diye düşünüyorum ben. Tabii. Oradaki performanslar. Galatasaray özelinde öyle bunu söyleyebiliriz. Yani Kerem Aktürkoğlu turnuvanın bitmesini bekliyor. Halihazırda kendisine 3 teklif geldi. En şu an için hani ilgilenen iddialı takımın Real Sociedad olduğunu söyleyebiliriz. Yine Abdülkerim için de Barış Alper için de geçerli. Artı Galatasaray yönetimi de muhakkak turnuvanın bitmesini bekleyecek. Oyuncuları piyasa yapabilir ki halihazırda Barış Alper ile Abdülkerim Montella'nın ilk 11'inin vazgeçilmezleri konumunda. Şimdi bir izleyicimiz Beşiktaş için sormuş ama yine ikisini de konuşmaya devam edebiliriz. 8 numara transfer yapacak mı Beşiktaş diye. Şu an zaten bir Gerson Fernandes süreci var. Evet, onun ayrılığıyla ilgili de çok soru geliyor. Evet. Ne olacak? Yani hafta sonu imzaya dökülmesi bekleniyor. Bu Beşiktaş tarafından da oyuncu tarafından da verilen bazı doneler bilgiler var bu konuyla ilgili. Beşiktaş'ın orada ciddi bir bonservis geliri alacağı durum söz konusu. Tabii ki bunun belli yarısı Benfica'ya gidecek. Bu ayrı ama bunun dışında yani Gerson dışında tutuyorum. Beşiktaş'ın zaten bir orta saha arayışı var. Yani orada yeni bir isim. Bir tane daha oraya seçenek. Çünkü neden? Sen az önce bir oyuncu sordun. Gino Onana düşünülmüyor. Evet. Onun dışında yani Amir Hacamet Öç bu arada takıma dönecek ve tutulmak yani kadro tutulması planlanan oyunculardan bir tanesi. Hatta sakatlanmasaydı çok net. Yani İtalya'ya transferi gerçekleşecekti yani. Böyle kıyısından köşesinden döndü. Onun da talihsizliğiydi. Ve Daniel Amarte mesela orta sahada oynadı bu sezon. Hani ilk stoper başladı. Berbat bir dönem geçirdi. Ondan sonra dediler ki bari ön libero yapalım. Onun da artık ayrılığını bekliyoruz. Orada bir sayı azalıyor. Salih Uçan'la kontrat yenilendi zaten. Henüz resmiyette ıslak imza atılmasa da o anlaşma sağlandı. Beşiktaş bir orta saha alacak. Onun dışında Beşiktaş, şimdi az önce söz konusu Beşiktaş olmuşken, ikinci bir stoperi alacak. Sol bek alacak Beşiktaş. Çünkü Artur Masuaku yeni planlar içerisinde. Doğrudan kendisinin yaptığı planlar bu arada. Fransa isteği var. Sol bek alacak, stoper alacak. Orta sahaya bir oyuncu. Kanat, Raşit Gezal gitti. Sol kanadında varla yok arası bir oyuncu var. Bedenen var ama onun dışında sağda, yeşil sağda biz göremediğimiz bir oyuncu var. Futbol anlamında Ante Rebic. Oraya da bir transfer yapacak Beşiktaş. Ve bir de az önce Abubakar'la ilişik olarak santrafor konusu. Kısaca yani şunu söyleyebilirim. Beşiktaş net bir şekilde orta sahaya tabii ki takviye yapacak. Ve hani gurbetçi oyuncuları söylemiyorum. Onlarla ilgili çok yoğun bir çalışma içerisinde 17 yaşından 18, 19, 20, 21 yaşlarında oyuncuların izlenen oyuncuların bazılarını biliyorum. Avusturya olsun, Almanya olsun, Belçika olsun oralarda bazı oyuncular var izlenen. Onlar içerisinden de Beşiktaş arayışta çeşitli bölgelere alternatif üretecek. Mehmet, Mustafa Bey yazmış. Torreira'nın yanına daha ofansif oyuncu lazım demiş. İlkay, Modric gibi. Okan Hoca'nın düşüncesi yani orta sahada Torreira'dan daha ofansif oyuncu yani. Evet. 6 değil 8 numara. Evet. Ki Torreira 8 de oynayabilir bu arada ama 6 da maksimum performansını veriyor. Ama ben söylediği isimler İlkay Modrić'i, bence Galatasaray orada yaş aralığının ne olursa olsun takım dinamikliği çok önemli. Çünkü geçen sezonki belli başlı maçlar Molde, Kopenhag, Sparta Prag hatta en son Fenerbahçe maçı Galatasaray'a bir ders olmalı yeni sezon planlamasında.